Parkinson hastalığı genetik olabiliyor mu? Tabii ki Parkinson hastalığının ana sebeplerinden birisi kalıtım hastalığıdır. Biliyoruz ki bu iki çeşit kalıtımı da gösterebiliyor. Birisi resesif, çekinik kalıtım, birisi de dominan, baskın kalıtım dediğimiz. Ve bugüne kadar yaklaşık 20 tane genomumuz üzerinde bulunan genlerde oluşan mutasyonlarda Parkinson hastalığı geliştiği biliniyor. Özellikle bu kalıtsal olanlarda biliyoruz ki hastalık biraz daha erken başlıyor. Bunun literatürdeki ismi de erken başlangıçlı Parkinson. Yani 50 yaş öncesi başlıyorsa Parkinson hastalığı, evet, biz buna işte early onset veyahut da erken başlangıçlı Parkinson diyoruz. Ve bunların büyük bir kısmı bu bahsettiğim otozomal dominant veya otozomal resesif kalıtım göstererek aile içerisinde bir şey, birden fazla etkilenmiş bireyin bulunduğu kalıtsal olarak aile içerisinde akan hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam, buradan seyircilerimize ne demek istersiniz? Yani ailesinde böyle bir şey yaşanmış ki genetik olabiliyor. Ne zaman? Yani bizim özellikle Türkiye'de akrabalık evliliği çok fazla. Akrabalık evliliğinin yapılması resesif hastalıkların birisi, işte bu bugün konuştuğumuz Parkinson, ortaya çıkma riskini çok yüksek hale getiriyor. Dolayısıyla akraba evliliğinden mutlak surette kaçınmak lazım. Özellikle o bölgede bir hastalığın, özellikle Parkinson hastalığın görülme şeyi de artmışsa, belli ki bu aile içerisinde Parkinson hastalığı veya bu çevrede Parkinson hastalığı taşıyan gen mutasyonları var. Eğer bu resesif kalıtılıyorsa akraba evliliği, uzak yakın fark etmez. Bazı bireyler böyle üçüncü veya üçüncü dereceden dedeler veya dede kardeşleri kardeşse bunu akrabalık kabul etmiyorlar. Fark etmiyor ama genetik açıdan. Yani siz çok uzaktan da akraba olsanız bu iki farklı patolojik hastalıklı alel gen kopyası çocuğa geçirerek hastalık çıkması meydana gelebilir. Dolayısıyla birinci şey hastalık oluşum ihtimalini azaltmak için akraba evliliklerinin yapılmaması gerekir. İkinci, otozomal dominant kalıtılan bir tipte ise hastalık, özellikle Parkinson hastalığı, bunun hastalığın ortaya çıkma ihtimali %50'dir. Bir bireyde, çocukta. Dolayısıyla genel olarak otozomal dominant hastalık barındıran bir ailenin genetik danışmanlık alması, olasılıklar hakkında bunun neler getirip getireceğini bir hamilelik planlaması öncesi bir genetik danışmanlıkla iyi farkına bireylerin varması gerekir. Temelde bu mesaj verilebilir hastalara veya insanlara. Teşekkür ederim hocam. Peki Parkinson'un tedavileri nedir, nelerdir veya nasıl yapılabilir? Şimdi Parkinson hastalığı tanı konur konmaz, bir kere öncelikle biraz önce söyledim, tanının doğru olması gerekiyor. Yani bunda da nörolojide mahir hocalarımız, özellikle hareket bozukluğuyla ilgilenen alt nöroloji hocalarımız bunları ayırmalı. Genellikle bu ayrımın tam yapılması 3 ila 5 sene arasında alınıyor. İlk yapılacak şey, bu bulgular ortaya çıktığında birkaç grup ilaç tedavisi var. Nedir bunlar? İşte temelde Parkinson hastalığının patofizyolojisinde beyinde olan şey dopamin diye bildiğimiz bir maddenin azalması. Beynin belli bölgelerinde bu madde azalıyor. Dolayısıyla bu maddenin benzerini ve aynısını ilaç olarak hastaya veriliyor. Dopamin agonisti dediğimiz, dopamin olmayan veya dopaminin bağlandığı bölgelere bağlanan bazı ilaçlar veriliyor. Ve aynı zamanda klinik tam oturduğunda oluşan motor dışı otonom fonksiyon bozuklukları, işte nedir bunlar? Ortostatik hipotansiyon, yutkunma problemleri, idrar retansiyonları, işte salyaların aşırı olması gibi non motor veya otonomik disfonksiyonların da tedavisi, işte antikolinerjik dediğin bazı ilaç gruplarıyla yapılıyor. Kabaca tanıdan sonraki 3-6 sene içerisinde bu medikal tedavi, ilaç tedavisi gayet iyi işe yarıyor. Eğer hastada bu bir yan etki getirmiyor ise, yani kusma, bulantı gibi, yani hasta verilen dozları rahat tolere edilebiliyorsa 3-6 yıl rahat bu ilaçlar oluşan bu motor ve non motor bulguları, otonom bulguları hastanın günlük hayatını normale yakın seyredecek şekilde normalize edebiliyor.
Bu süreç içerisinde eğer verilen ilaçları hasta o veya bu sebepten tolere edemiyorsa, yan etkileri oluşuyorsa, bu yan etkiler biraz önce bahsettiğim gibi bulantı kusma olabileceği gibi diskine de, yani yaşların kendisi de bir hareket bozukluğu, bizim tıbben buna diskinezi diyoruz, meydana getirebilir. Ve hastalığın ve dejenerasyonun santral sinir sisteminde ilerlediği dönemlerde artık bu ilaçlar yetmez hale gelebilir. Ve hastanın iyi olduğu halle kötü olduğu hal arasında bayağı gün içerisinde dalgalanmalar geliyor. Biz buna on-off dalgalanmaları, motor ya dalgalanmalar diyoruz. Evet. Bunlar çok sıklaşabilir. Yani hasta eskiden 2 veya 3 defa ilaç alıp günlük yaşamını sürdürürken artık 6'ya 7'ye çıkmaya çalışıyordur. Dozunu arttırmaya çalışıyordur. Fakat doz arttığı için yan etkiler, diskineziler ortaya çıkıyordur. Yani bu motor dalgalanma burada ilave ilaç dışı tedaviler, ya yani ilacı başka türlü vermek, gastroresensinler işte mideye vermek gibi tedaviler varken ilave olarak özellikle bu motor semptomlara, yani bu hareketlerdeki yavaşlama, bradikinezi, tremor, efendim katılık, rijiditeye çok etkin olan ve bu ilaçları meydana getirdiği diskineziyi yok edebilecek ve bu motor dalgalanmaları da azaltabilecek, işte biraz önce bahsettiğimiz derin beyin stimülasyon cerrahisi uygulamaya girebilir. Dediğim gibi bu halk arasında beyin pili olarak da biliniyor. Nöromodülasyon tedavisi, nöromodülasyon cerrahisi olarak da biliniyor. Veyahut da işte derin beyin stimülasyon ilk harflerinin kısaltılması DBS cerrahisi veya İngilizce telaffuzuyla DBS cerrahisi olarak da biliniyor. Bu noktada özellikle teşhisin doğru olduğu, yani bu olmazsa olmazıdır bu ameliyat veya cerrahinin, mutlaka Parkinson hastalığı olduğu, bunun Parkinson benzeri bir klinikle giden Parkinson, yani nörodejeneratif hastalık olmadığı hasta grubunda özellikle bu eksik madde dediğimiz levodopa testi dediğimiz bir testten geçen, buna iyi cevap veren hastalarda optimal tıbbi tedavi uygulanmasına rağmen hastalarda işte biraz önce bahsettiğimiz gibi diskineziler ortaya çıkan, istemsiz hareket bozukluğu olan hastalarda ve motor fluktüasyon olan hastalarda uygulanabilir. Bir de mutlak surette bu cerrahi uygulamadan önce hasta ve yakınlarını ekip, yani nöroloji, nöroşirurji ve psikiyatri ekibinden oluşan bir ekip karşılayarak hastanın bu tedaviden beklentileri ve bu hastanın, bu cerrahinin hastaya sunabileceklerinin örtüşmesi gerekiyor. Yani beklentilerin de realist olması gerekiyor. Evet. Bu tarz hastalarda cerrahi uygulandığında bu motor fonksiyonları ilgili faydalar sağlayabiliyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık.